İslam ve Toplum Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İbrahim Macit görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun söyleyelimle devam edeceğiz. Sorun söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46 0212 454 56 46 Şiirlerle Menkıbeler Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem Cehennemdeki Mü'minler Mizanda günahları ağır gelen mü'minler, topluca cehenneme doğru sevk edilirler. Ateşe yaklaşınca korkup çekinirler pek ve haykırmak isterler, ya Muhammed diyerek. Lakin Malik'i görüp onun azametinden, Peygamberin ismini unuturlar aniden sorar Malik onlara Siz hangi kavimsiniz Derler ki üstlerine Kur'an inen kavimiz O der ki Muhammed'e inmiş idi o Kur'an Peygamberin ismini duyunca onlar ondan hep birden haykırırlar ve derler ki işte biz Muhammed ümmetinden günahkar kimseleriz ve Malik ederler ki biraz izin ver bize oturup ağlayalım şu feci halimize. Malik izin verince ağlarlar ki o kadar, sonunda gözlerinden yaş yerine kan akar. Malik der ki, ne güzel sizin bu ağlamanız ama keşke dünyada böyle ağlasaydınız. O ağlama ateşten korurdu belki sizi. Lakin bu ağlamanın şimdi yok faidesi. Sonra bir zebaniye verir ki bir talimat, sen bu Müslümanların hepsini ateşe at. Velakin cehenneme düşerken o müminler, La ilahe illallah diye feryat ederler. Kelime-i tevhidin sesiyle o ara, ateş o müminlerden kaçar çok uzaklara. Malik bunu görünce emir verir ki: Ya nar, tut bu müminleri ki çok günahkardır bunlar. Ateş der ki: Ey Malik, ben tutacağım fakat la ilahe illallah diyorlar bu cemaat. Bir daha emir verir onları tutsun diye. Lakin ateş onlardan kaçar yine geriye. Malik der ki: Ey ateş! Tut ki o kimseleri, zira Hak Teala'nın böyledir bize emri. O zaman müminlere ateş gelir yakalar, günahlarına göre az veya fazla yakar. Malik der, yüzlerini yakmak işimde de hele, zira secde ettiler Allah'a o yüzlerle. Yine kalplerini de yakmak ki hiç onların, zira o gönüllerde, nuru parlar imanın. Hak Teala Cibril'e buyurur ki, git hemen ümmeti Muhammed'in halini sor Malik'ten. Cebrail derhal gelip sorar ki hemen ondan, ümmeti Muhammed'in nasıldır hali şu an? Malik der, pek fenadır, dayanılmaz buna hiç. Yandı her tarafları, yüz ve kalpleri hariç. Bu yerlerde imanın nuru olduğu için buraları yakmaya gücü yoktur ateşin. Cibril der ki: Kaldır da bir an perdelerini müşahede edeyim ben dahi hallerini. Yani dinleyenler yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam. Efendim İslam alimlerinden ve Evliya Keram'dan olan Seyyid Sıbkatullah Hizani Rahmetullahi Teala Aleyh buyuruyorlar ki Bidatlerin hepsi karanlıktır. Onlarda güzellik yoktur. Bizim yolumuzun üstünlüğü bidat karışmamış olmasıdır. Ortadan kalkan her yol bidat yüzünden kalkmıştır. Farzlarla yetinip ...bidatlardan kaçınan kimse bir birat işleyip, birçok taatler yapıp, hal ve mevacide kavuş e, kavuşandan daha üstündür buyuruyor Seyyid Sıbkatullah Hizani. Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyici bizle görüşelim. İyi günler efendim. İyi günler. Buyurunuz. Merhaba <laughs> hocam, çok heyecanlıyım şu an. Estağfurullah, buyurun. Hocam, 17, 18 yaşından beri sizi dinliyorum. 41 yaşındayım. Namaza başladım sayenizde. Çok sağ olun. sağ olun. Allah razı olsun inşallah. Cenab-ı Hak cümlemize razı olsun. Dua edin, edin. <laughs> çocuklarımı, işimi, işimi kalbim inşallah Allah Teala bize Ce tez Cenab-ı Hak ]şallah. onlara da hidayet nasip etsin. Vakti saati vardır inşallah Teala. Bak size ihsan olsun. etmiş onlara da ihsan eder. Merak etmeyin. Sabırlı Allah olun. Olsun. Allah razı olsun inşallah. Için de istiyorum. Hocam ben şahsi mezhebim demin. E, e, sabah namazında konu okunuyor ya. Hani evet. sonra kalkıp elimizi açıp mı okumamız lazım onu da öğrenmek istiyorum. Doğru mu yapıyorum, yanlış mı yapıyorum? Hani Nasıl yapıyorsunuz siz? Hocamız bize söylemişti öyle yapacaksınız diye. Hani e, zammı okuduktan sonra rüküye gidiyoruz ya. Rüküden kalk, kalktıktan sonra ellerimizi açıp öyle okumamız gerekiyormuş. Öyle Hı -hı. Mi Doğru? Evet ben de öyle bir okumuştum. Evet. Tamam. Adam ...doğru mu diye onu merak ettim. Hı hı. İnşallah. Hatırımda veririz. kaldığı kadarıyla öyle okumuştum. Ama hocam çok sağ olun. Bize dua edin Allah Peki teşekkür ediyoruz inşallah. hayırlı günler efendim. Bir dinleyici biz daha var. Buyurunuz. Hayırlı günler, hocam. Hayırlı günler efendim. Buyurunuz. Sayın hocam. Hayırlı cumalar. Amin efendim. Sizin de Cumanız mübarek olsun. Rabbim iki can saadeti versin. Buyurun. Hocam şimdi siz... Ee, kaza namazı için sizde anlamıştım, işte belirttiğimiz üzere Allah'ın nasibeti e, sürece namazımızı kılmaya çalışıyoruz. Fakat işte burada e, sünnetin yine e, terk etmemek lazım. İşte allah Teala işte bunun sünneti var mı? Var. İşte farzı yerine sayın vesaire gibi. şeyler e, aklımıza terk ediyorlar yani. Şimdi ben e, sizin dediklerinize tabi olduğum için ahirette bundan sorulur muyum? Veya o arkadaşları dinlemediğim için ondan da sorulur muyum? Bunu merak ettim. Allah razı olsun. Peki, teşekkürler, hayırlı günler. Sağ olun. Cumanız mübarek olsun hocam. Amin efendim. allah Teala razı olsun. Sizin de cumanız mübarek olsun. Şu anda bizi dinlemekte olan dinleyicilerimizin de cumalar mübarek olsun Rabbim feyzinden istifade etmeyi nasip ve müyesser ayrıca bizi dinlemekte olan dinleyicilerimizin içinde ve yakınlarında hastalar varsa Rabbim Ankara'yı bir zaman şifa ihsan eylesin borçlar varsa eda nasip etsin. dertler varsa deva nasip etsin sıkıntıda olanlar varsa sıkıntılara hayra tebdil etsin tamam. Cenab-ı Hak bizi dinleyenlerin de bizlerin de ahir ve akıbın eylesin bizlerin de bizleri de neslimizden gelecek olanları da ahir zaman fitnelerinden muhafaza buyursun ve hmm. hepimize son nefesi iman selameti nasip ve müyesser eylesin inşallah teala. Hmm. Hani biraz önce şiirlerle menkübelerde anlatılıyor. İmam Gazali Hazretleri de anlatıyor. Yani şiir şeklinde de terennüm edilse konu aynı. Ee, imanı i̇manı var. İmanlı gitmiş ahirete ama kurtaramamış. Cehenneme gidiyor. Cehenneme gidiyor. Günahları çok. Günahları çok. İman olsa da cehenneme gidiyor. Yani hani orada e, cehenneme müvekkil olan e, melek, malik... Hani Cebrail Aleyhisselam emirle gelip soruyor diyor ki nasıl halleri dayanılacak gibi değil. Hüseyin Hilmi Efendi, rahmetullahi ta'ala dünyada gelen dert, bela, musibet insanın günahlarına kefarettir. Ahirete bırakırlarsa kardeşim buyururlarmış talebelerine ee, orası dayanılmaz. Orası dayanılmaz. Onun için Cenab-ı Hak hepimizin ahir ve akıbetini hayır eylesin. Dinimizi doğru olarak öğrenmeyi, öğrendiklerimizle de amel etmeyi nasip ve müyesser eylesin inşallah ta'ala. Bu zamanda gelen insanların işleri zor tabi şimdi hani Peygamber Efendimiz de öyle buyuruyor ya Eshab-ı onda biri. Onda biri. E, bu zaman o onda bir bile işte zor yapılan bir zaman. İnsanlar mazeret olarak ahirette e, Ya Rabbi işte biz bizi işte şu zamanda yarattın. O zamanda internet vardı. Her taraftan böyle değişik bilgiler dinleyicimiz diyor ya. ...kaza namazını, sünneti terk etme... ...kafamıza böyle zerk ediyorlar diyor... ...böyle zerk edenler çok... ...falan filan bu hani bizim için... ...hani kendi... ...böyle çağdaşlarımızı da kurtarmak için soruyorum... ...bir mazeret olur mu yani? Ya bir etkisi, <laughs> etkisi olur mu? <laughs> Mustafa bir hadise çıkar... ...bir sürü allame var piyasada... Evet. ...şu devletin işte... ...konut projesi var falan... Evet mi evet, işte Bu kitapta yazıyor ki falan... ...bunu böyle kitapta olduğu gibi anlatan... Meseleyi kavramamış, meseleyi anlamamış, İslamiyet'i bilememiş. Çok özür dilerim de İmam-ı Rabbani buyurduğu gibi ahmak bunlar. Ahmak. Sarık sakal cübbe var ama Serap'a ahmak. Efendim işte bak hadis var böyle diyor falan. Lan hadis diyor da salak herif. Senin anladığın gibi mi hadis-i şerif? O ayet-i senin anladığın gibi mi? Ve fıkıh kitabında bildirilen hüküm... ...senin kafana göre anladığın gibi midir? Sarık sakal cübbesi var ya... Bir de internette incekti sistem kurtuysa... tamam o adam şehriyse rey, Reytingi de iyi ise şey, dediği gibi dinleyen ahmak çoksa evet dinleyen Deve şarkı bile söyler mi değil mi? <laughs> e, hal böyle olunca hal böyle olunca insanlar kafası karma karışık. Yani şu promosyon meselesinde, ondan sonra o konut meselesinde ne biçim karıştırdılar. Diğer konularda da senelerce, aynı şekilde biz nakil yapıyoruz kaza konusuyla alakalı olarak. Biz bunu defalarca anlattık. Anlatmaya devam ederiz, bıkmayız da. Ee, yani bu adamların önüne de geliyordur. Yani siz böyle diyorsunuz ama bak burada böyle diyorlar sünnetin ne anlama geldiği hakkında bakın böyle bir şey var falan. Dönüp de aynı şekilde elini kaldır bakmıyor falan. Yok inat ediyor falan. Eli cehenneme gitmeyi murad ettiyse istiyorsa diyecek bir şeyimiz söz konusu değil. allah Teala anlayış versin diye de dua ederiz. Hı -hı. Şimdi e, er en üstüne talimleri kitaplarını okurken mesela İmam-ı Rabbani Kutusu'nun kitaplarında daha çok mektubatında daha çok. Bu yolun esas sünnet seniye yapışmak, sünnet seniye yapışmak, sünnet seniye yapışmak. Şimdi Altyapı olarak sünnet peygamber efendimizin e, işte kabili fiili takriri diye geçiyor. Yani yaptıkları söyledikleri tavsiye ettikleri. Değil mi? Evet. E, İmam-ı Rabbani Hazretleri ne buyuruyor? Sünnet seni niye diyor. Öyle buyuruyor. E Ha demek ki sünnetleri yapmış bak. Halbuki öyle değilmiş o. Saadeti ebediyede e, mesela hadis-i şerif de zikrediliyor. Sünnetimi terk eden şefaatime kavuşamayacak. Bu hadis-i şerif doğru alıyor adam. Aa bak gördün mü hadis var hadis ben diyor delilli konuşuyorum senetli konuşuyorum diyor. Sen diyor öğlenin sünnetini terk ettin şefaatine kavuşamayacaksın. Be ahmak adam. Eğer sünnet talimlerin kitaplarını okusaydın. Böyle bir laf söylemezdin ahmaklığında açığa çıkmazdı. Peki ne demek o? Şimdi İmam Rabbani Hazretleri sünnet seni ediyor. Ahmet İbni Kemal Paşa Hazretleri'nde bir nakil yapıyor. Müftü-i de bunlar. Ebu Sutefelli, Ahmet İbni Kemal Paşa. Hadisi Erman kitabı da vardır. Şeyin Ahmet İbni Kemal Paşa'nın. Şimdi sünnet tek başına kullanıldığı zaman Muhammed Aleyhisselam'ın getirdiği şeriat demekmiş tamam mı? İmam-ı Rabbani Kutuz Sözlerinin sünnet-i seniye dediği İslamiyet demektir. Yani Muhammed Aleyhisselam'ın getirdiği şeriata yapışmak demek şu. Sadece Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü tavsiye ettiği söyledikleri değil. Farz sünnet denildiği zaman farz Allah Teala'nın emri, sünnet peygamber Efendimiz'in tavsiyeleri ve bildirdikleri diye bildirilirmiş. Fıkıh kitaplarında bu bu şekilde zikredilmiş. Saadet-i Ebediye'de çok güzel izah edilmiş bu. Onun için biz de diyoruz ki Saadet-i Ebediye kitap mutlaka okunmalı. Çünkü hüccet bir kitaptır. Senet bir kitaptır. Yok başka Latin alfabeyle yazılan böyle bir hüccet, senet kitapta yok. Dolayısıyla e, dolayısıyla mutlaka doğrusunu öğrenmeli. Peki öyle öğrenince, öyle öğrenince On sonra Ahmet İbni Kemal Paşa da Ebu Suud Efendi de bunları nakletmişler. Sünnetimi terk eden şefaatime kavuşamayacak. Hüseyin Hilmi Efendi Rahmetullahi Teala Ali almış ve Hüsnü'ne talimleri bunu nasıl açıkladığını bildirmiş. Sünnetimi terk eden, yani bana iman etmeyen, benim getirdiğim dini kabul etmeyen benim şefaatime kavuşmayacak. Demekmiş bu. Öbür türlü bu ahmakların anladığı gibi anlayacak olursan, Öğle namazını sünnet terk ettin şefaatine kavuşamadın. E hadis şerif var. Bir gün Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki şefaatim, şefaatim ümmetimden büyük günah işleyenlere. içki içene de mi ya Resulallah? Zina edene de mi? Evet buyuruyorlar. Ne zannettiniz? E öğlenin sünnetini terk edene şefaat edilmeyecek ama zina edene e, şefaat edilecek öyle mi? Nasıl koyacağım bunu? Efendim bu tezat. Uydurma o zaman. Kendisi... İkisini, ikisini uydurma. <laughs> i̇kisi. <laughs> o zaman ne yapacak? Halbuki bu ahmak adamlar onun için ayet ve hadisten din öğrenmez. Ehl-i sünnet bunları muradı iyi açıklamışlar. Mesela ribet orucu bozar. Hadis şerif bu. Ama İmam-ı Azam Hazretleri gıybet orucun sevabını giderir, sıhhatini bozmaz buyuruyor. Tamam. Mesela bazıları e, diyor ki efendim diyor işte diyor e, bir kadın abdest aldı dışarı çıktı açık bunun abdesti bozulur mu? Ya abdesti bozan bir şey yok ki. Ama açık. Ya açık olması günahdır o ayrı bir mesele. Abdesti bozan bir hal değildir bu. E, efendim işte e, yolda giderken üzerime birisi işte elinde bir şişesi vardı böyle attı. Benim şimdi abdestim gitti mi? Ya niye gitsin abdestin? Alkol olduğu için o elbiseyle namaz kılamazsın, yüzüne gözüne geldiyse onları yıkarsın, gene kılarsın. Musun? Bu abdesti bozan bir hal değil. Adam mesela diyelim ki abdestliyken içki içti, Abdestliyken domuz eti yedi mesela. Veyahut da leş yedi mesela. Ben şimdi mü alacağım. Yani niye alacak kusuru? Kusuru bozan bir hal değildir ki domuz eti yemek, kan içmek, şarap içmek. Haramdır, ayrı konu. Haramdır, ayrı konu. E, dolayısıyla e, yani bunlar fıkıh kitaplarında, ilmihal kitaplarında mesela Saadet-i e çok güzel izah edilmiş. Çok güzel izah edilmiş. Şimdi kaza namazları konusunda da Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh. Mesela bu dinleyicimizi de tavsiye ediyoruz. Saadet-i Ebediyye'nin kaza namazları konusunu bir okusun, anlamadı. Bir daha okusun, bir daha, bir daha, birkaç defa tekrar okuyunca yavaş yavaş oradakileri anlamaya başlar. Öyle bir denemen e, olmaz o. Eğer öyle olsaydı biz ilkokul birinci sınıfa göndermezdik çocuğu. Doğrudan oraya tıp fakültesine gönderirdik, Değil mi? Evet. Buraya giderdi. E, veyahut da aynı şekilde alırdık götürürdük hemen sen işte gel derdik ki bu Elif Lammi, e, Elif e, BTS. BTS tamam işte sen Şeyhülislam oldun Ali Birey. Denmez de öyle. Olmaz o. <gülüyor> <gülüyor> Yok öyle şey. Her şey hani Enver abilerin bir sözü var ya sık sık tekrar ederdi. E, i̇lim öğrenmenin zahmetine katlanmayan ömür boyu cehaletin zilletini yudumlamak mahkum mecburiyetinde kalır. Zillettir tabii cehalet. Dolayısıyla efendim, dolayısıyla şimdi dinleyicimiz diyor ki yarın diyor ahirette bana sorarlarsa sorsunlar. Ben Osmanlı'yı dinledim. Osmanlı kendine mi konuştu? Niye Osmanlı bu kadar emin naklediyor bunu? Çünkü aldığı kaynak sağlam. Saadeti Ebedili Hüseyin Hilmi Efendi Rahmetullahi İmam-ı Azam İbani itibaren gelen İmam-ı Şafii Hazretleri ve onun talebeleri diğer dört mezhep imamının talebeleri ve onların kitaplarını alarak nakiller yapıyor. Onların hepsi doğru. Biz de o kitaplardan naklediyoruz. Ya Bahşer günü bizi de soracak. Nereden anlattın bunu? Aha buradan anlattım. Buradan anlattım. Kim buyurdu bunu? İmam-ı Gazali Hazretleri benden naklettim. Hesabını İmam-ı Gazali Hazretleri'nden sordum. <laughs> İmam Hazım İmam Rabbani Hazretleri'ne sor. Onlara da soracak. Tabii onlara da soracaklar. O ayrı bir mesele. Ayrı bir mesele. Onun için evvela sık sık toplantılarda nakleden aziz olur. Kendinden konuşan da zelil olur e şimdi adam sünnet terkine şefaattan mahrum kalacak. Sorayım tekrar. Şimdi e, kitaplarda yazıyor Mustafa abi. Yemekten önce el yıkamak, yemekten sonra el yıkamak sünnettir. Adam yıkamadı. Tuzla başlamak, tuzla bitirmek de sünnettir. Bunların hiçbirisi yapmadı. Ne yaptı şimdi bu adam? Bunu söyleyen adam şefaatten mahrum kaldı. Tabii, sünnetler gitti. Ha. Bu adam müezzinse ezanı yukarı yüksek bir yere çıkarak kendi sesiyle okumak sünnettir. Ne oldu şimdi e, Hoparlörden okuyan müezzinlerin hepsi şefaatten mahrum mu kaldı? Ona göre öyle. Değil mi? Tabii. Küllüm gitti. Hani e, vehhabiler diyor ya, efem başkasından yardım istemek şirktir. Ya ahmak adam hastalandığı zaman doktora gidiyor. Acıktın diyorsun lokantaya gidiyorsun. Ekmek yiyorsun, pide yiyorsun, neyse. E doymayı nereden biliyorsun? Pideden, ekmekten, yemekten. Peki şifayı nereden biliyorsun? Doktordan. Müşrik oldun ya sen işte. Değil mi? Ona göre. Ha senin sözüne göre sen müşrik oldun. Yani adam bir şey söylüyor da aslında söylediği söz kendini bağlıyor. Bunu söylüyor. söyleyen adam mesela ona sorsun işte kıbleye karşı abdest almak sünnet. E sünnet. Nasıl abdest alıyorsun bugüne kadar? Kıbleye dönüyor musun? Hiç Bunu dönmedi. biliyor musun? Ha biliyor musun? E bugüne kadar da öyle dönmedi. Ne oldu? Şefaatten mahvoldu. Gitti. 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 <laughs> yani bunlar hakikaten ahmak ya. E, dolayısıyla e, şu e, kesindir. Ben yüzde %100 yüz değil yüzde bin. Bu bilgiler hepsi sağlam kaynaklardan geldiği için Saadet Ebedi kitabı da Kaynak olarak sağlam olduğu için Latin harflerle yazılan en sağlam ve hüccet bir kitaptır. Daha önce mesela Osmanlıca kitaplar vardı, Arapça kitaplar vardı. Bugün Anadolu'da bu kitap sağlam bir kitaptır. Bu kitap elinde bulunup bunu okuyup bununla amel eden müsterih olsun. Peki efendim ikinci bölümde devam edeceğiz. Değerli dinleyenler sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı saadet iki başlıdır. Dünyadaki bütün insanlar mesut olmak ister. Fakat mesut olan pek azdır. Çünkü saadetin neden ibaret olduğu bilinmiyor. Saadet yalnız dünya saadetinden ibaret değildir. Aksine asıl saadet ahiret saadetini elde etmektir. Ahiret saadeti için Allahü Teala'nın kanunlarına ve emirlerine, yani Kur'an-ı Kerim'e ve Peygamber Efendimizin sözlerine itaat etmek lazımdır. Allahü Teala'nın emirleri arasında öldükten sonra tekrar dirilmek, yani ahirete inanmak da vardır. Cenab-ı Hak ahiretin nihayetsiz olduğunu, ebedi olduğunu bize bildiriyor. Dünya hayatı ise sayılı günlerden ibarettir. O halde saadet iki başlı demektir biri ahiret saadeti öteki de dünya saadeti Peki bu iki saadetten hangisi önemlidir Bunu akıl ve izan sahibi insanlar kolaylıkla anlayabilir Aklımız ve izanımız ahiret hayatının dünya hayatıyla mukayese edilemeyecek kadar önemli olduğunu bize gösteriyor Ahiret saadetine dair hakkın kitabı Kur'an-ı Kerim ve peygamber efendimizin sözleri ve din alimlerinin binlerce kitapları vardır. Fakat bugün artık bunları okuyan, bunları söyleyen, söyleyenleri ve yazanları dinleyen az insan kalmıştır. Çok ehemmiyetli olan ahiret saadeti adeta unutulmuş, sanki böyle bir şey yokmuş gibi bir gaflet içinde bulunmaktayız. Buysa felaketin en tehlikelisi ve akıbetlerin en korkuncudur. Peygamber Efendimiz, Mesud o kimsedir ki dünya onu terk etmezden önce o dünyayı terk etmiştir buyurmaktadır. Vaktiyle bir türlü mutlu olamayan tüccarın biri, mutlu olmanın sırrını öğrenmesi için oğlunu insanların en bilgilisi olan birinin yanına göndermiş. Delikanlı günlerce yol yürüdükten sonra sonunda bir tepenin üzerinde bulunan aradığı kimsenin evine varmış delikanlı girdiği evde hummalı bir manzarayla karşılaşmış. Tüccarların biri girip diğeri çıkıyormuş. Evin sahibi sırayla içerideki insanlarla konuşuyormuş. Delikanlı sıranın kendisine gelmesini beklemiş ve huzura alınınca babasının arzusunu anlatmış. Hikmet ehli zat, mutluluğun sırrını açıklayacak zamanım yok demiş delikanlıya. Sonra da demiş ki, git çevreyi dolaş, iki saat sonra da benim yanıma gel, hemen arkasından da ilave etmiş ama senden bir ricada bulunacağım. Etrafı dolaşırken şu kaşığı elinde tutacak ve kaşığın içindeki yağı dökmeyeceksin. Delikanlı dışarı çıkıp etrafı dolaşmaya, verilen süreyi doldurmaya başlamış fakat gözü hep kaşıktaymış. İki saat dolar dolmaz hemen çıkmış o kimsenin huzuruna. Hikmet ehli kimse güzel demiş. Sonra da sormuş bahçıvan başının on yıllık bir çalışma sonunda meydana getirdiği eşsiz güzellikteki bahçeyi, çiçekleri, emsalsiz lezzetteki meyveleri gördün mü? Delikanlı utanmış bir şey görmediğini söylemiş. Çünkü kendisine verilen iki damla yağ dökmemek için hiçbir tarafa bakamamış. Ev sahibi demiş ki, öyleyse git etraftaki güzelliklere bakarak bahçeyi tekrar dolaş. Delikanlı Tekrar dışarı çıkarak gezmeye başlamış. Bu sefer bahçenin çiçeklerin güzelliğini, çevredeki dağları, bulundukları yerlere yakışan sanat eserlerinin zarafetini görmüş. Hikmet ehli zatın yanına dönünce gördüklerini bütün ayrıntılarıyla anlatmış. Ev sahibi sormuş. Peki sana emanet ettiğim iki damla yağ nerede? Kaşıya bakan delikanlı iki damla yağın dökülmüş olduğunu görmüş. Bunun üzerine ev sahibi demiş ki, sana verebileceğim tek bir nasihat var. Mutluluğun sırrı, dünyanın bütün harikalarını görerek Allahü Teala'nın büyüklüğünü idrak etmektir. Ama kaşıktaki iki damla yağda unutmadan. Sonra iki damla yağ yorumlamış. Bu iki damla yağdan birinci damla sağlığımız. Eğer kendimize bakmazsak, sağlığımız yerinde olmazsa başka şeyleri görmemiz zaten mümkün değildir acılar içinde kıvranan kimse dünyanın en güzel manzaralı yerinde olsa bile gözü bir şey görmez. Kuş tüyünden yatakta yatsa bu yatak iğneli yatak gibi gelir ona. İkinci damlada dostluklar yani bizi ayakta tutan varlığımızın, var olmamızın hikmetini hatırlatan hakiki dostlar. Dostları olmayan kimse için dünyanın zindandan farkı yoktur. Sevmek ve sevilmek insanı hayata bağlayan, bütün sıkıntıları unutturan en güzel ilaçtır. Sevmekten sonra da acımak gelir. Seven ve acıyan herkese, her şeye iyilikle bakar. Kötülük düşünmez. İyileri iyi oldukları için sever, kötülere ise kötü oldukları için acır. Onların da iyi olmaları, hidayete kavuşmaları için çırpınır. Bu iki şeyin hakikatine varan gerçek mutluluğa kavuşur. Bunun için artık hiçbir sıkıntı, dert olmaz. Bu mutluluğun verdiği haz bütün sıkıntıları örter. Peygamber Efendimiz İslamiyet'in hülasası ve saadetin sırrı olarak buyurmuşlar ki, Allahü Teala'yı emirlerini büyük bilmek, bunlara saygılı olmak ve yarattıklarına acımak, merhamet etmek. Değerli dinleyenler yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Hocam soruma cevap vermediniz hala. Yani bu zamanda yaşadığımız için mazeret beyan edebilir miyiz? çok uzattık değil mi? Estağfurullah. Efendim bu zamanda Seyit Abdülhakim Ahmet Hazretleri buyurmuşlar ya... ...artık mürit yok, muib var, bu büyükleri seven kurtulur. Hatta Enver abiler hocamızdan naklediyordu. Düşman olmayan da kurtulur şimdi, düşman değilse bu büyükleri. Allah-u Teala kurtulma ümidi vardır. Şimdi allah Teala herkese şartlarına göre muamele eder. Mesela saadeti ebedili bir hüküm var. Namazlar oturarak kılmak caizdir. Nafile namazları. Hiç Ama Hiçbir sebep yokken. Evet. Şu ifade gücü zaruret yokken. Zaruret yokken. Evet. evet. O, oturarak kılınabilir. Ancak sevabı yarısı alır. Geçen siz de sordunuz. Sen. Evet. Sevabı yarısı alır. Ama zaruret varsa. Adamın elleri yok. Adamın ayakları yok. Ve hatta tutmuyor. Mesela kolları gitmiş. Yok. yıkılacak bir şey yok. El yok. Nasıl abdest saracak bu? Başını mesedecek. Yok. El yok. Ayaklarını yıkacak. El yok. Bu ne yapar? böyle ki bu yüzünü duvara sürer. Yüzünde de yaralar çıkmışsa. Süremiyor. Ha, süremiyor. O haliyle aynı şekilde namaz kılar buyuruyor. Senin sevabın yarı demiyor Cenab-ı Hakk'a. Sen bu halinle beni unutmadın. Benim emre kıymet verdin ya. Belki sağlamın kıldığında daha fazla verir. Ama genel hükümler kitaplarda aynı şekilde bildirilmiş. Şimdi ahir zamanda gelmemiz sebebiyle Allah Teala kulundan sadece bir gayret istiyor. Gayret istiyor. Ya sen ne mesela? Beraber program yapıyoruz. Bize yayına gelenlerden de oluyor işte şuna sordum buna sordum. Bunlar gayret içerisinde. Niye soruyor? Mesela bizi dinledi. Ya dedi acaba böyle başkasına da sorayım. Gitti onunla başkasının ne olduğunu da bilmiyor de. Altyapısı yok. Ona sordu buna sordu. Sonra kafası karıştı. Ha işte sonra o kafa karıştığı zaman yapacağı bir tek şey var. Sende de kolsun ben de Ya Rabbi benim kafam karıştı. Bu zaman öyle bir zaman ki benim altyapım da yok. Bilgim de yok. Herkes yoğurdum tatlı diyor. Ekşi diyen yok. Ben ne yapacağım? Ben sana doğru ibadet etmek, doğru iman etmek istiyorum. samiyet'te Alsın bir abdest, iki rekat kısın, dua etsin. Allah-u Teala doğruyu mutlaka karşısına çıkarır. Kalbi bir yerde sabit kalır. Sabit kalır. Bu gayreti gösterdiyse, bu gayreti gösterdiyse, e, yani eshab kiram zaten mümkün değil o. Çünkü sonraki dönemde gelen evliyanın en yükseği, onun, onların en alt seviyesindekinin seviyesine çıkamaz. Evet dolayısıyla Eshab-ı o, tamam bitti onların işi. Evet. Yani bizim öyle olmamız, <laughs> sonrakilerin öyle olması mümkün değil. Mümkün değil. O kapı kapalı yani. Ama biz mesela kitap okursak onları severiz. Severiz. Aa deriz ne güzel insanlarmış bunlar. Peki allah Teala da siz benim sevdiklerimi mi sevdiniz? Ben de size affettim. Hazır çocuk ya. Onun için hani hocam durmuşlar ya şey, Seyyid Abtiraki Meral vasmımızda ...seven kurtulur diye. Mürit yok seven ya. kurtulur. Bu sevgi nasıl asıl olur Mustafa Bey? İnsan hayatlarını okudukça düşer o sevgi. Yoksa durduğu yerde falan ben seviyorum öyle değil o. Okudukça okudukça Allah 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 dersi falan onlar yaşaştan şeyler böyle insan mı olur? olsa güzel insanmış demeye başlarsın. Muhabbetin artar. O muhabbette son nefesini imanla kurtarır. İmanı kurtarır. Peki ya olur mu böyle şey? ...niye olmasın ki... ...mesela kitaplarda yazdığı Emre de anlatıyordu... ...ya adam birisi önceki asırlarda... ...içmiş kafa bulanık... ...ya e o zamanki evler de böyle kat kat değil... ...yer, da öyle... İşte yaz günü... ...dergahın penceresi açık... ...böyle içeride genç çocuklar var... ...Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin... ...talebeleri... E, e, ...tenefis e, verilmiş falan... ...içeride bunlar işte güreş yapıyorlar... ...şey yapıyorlar falan filan... ...ve bu sarhoş böyle giderken orada böyle... E, ...çocukların, gençlerin seslerini falan duyunca... ...merak etmiş... E ...şimdiki bir cam da yok perdeyle falan... ...kafayı uzatmış bakmış... ...epey bir seyretmiş o sarhoş kafayla... ...bakmış bakmış ya demiş bunlar ne güzel insan... ...bunlar ne güzel insan... ...onunla da içeri gelmiş mi Bey... Ha. ...azap melekleri de geliyor... ...azap melekleri diyorlar ki bu bize ait... Yani ...ölüm meleği geliyor ruhunu alacak... ...bu bize ait... ...bize teslim edeceğin ruhumuz... ...sarhoştu adam zaten... ...bize ait... ...o anda Abdülkadir Gelihan Hazretleri geliyor... adam başından tutuyor... Ruhani tecellisini geliyor tutuyor... Azap melekleri diyor ki ya Kavs bu diyor günahkar. Bırak bunun başını biz götüreceğiz. Bu diyor beni benim talebelerime ne güzel dedi. Onlara muhabbet besledi. Başını uzattı. Ne, ne güzel dedi. Ne ben diyor başını vermem. Başı benim taraftaydı. Başı... <gülüyor> <gülüyor> Hani şefaat nasıl? E işte şefaat. Allah Teala kurtaracak ya. Abdurkadi Geylani Hazretleri'nin ruhaniyetini haber haberdar etti, geldi oraya, tuttu. E melekler de şimdi nasıl hareket edecekler? ya e Allah Teala sevgili kulu ona da tasarruf gücü vermiş Cenab-ı Hak. Melekler Allah Teala'ya arz ediyor. Ya Rabbi diyor. böyle böyle diyor. Biz ne yapacağız? Allah Teala buyuruyor ki baş neredeyse gövde orada kalsın buyuruyor. Ya ne güzel dedi adam kurtardı beni. Evet. Ama adam kalben nasıl bir güzel dediyse indi ilahi de makbul vermiş. Onun için de Mustafa Bey deniyor ya işte namazında, orucunda aynı şekilde e, yani allah Teala'nın sevdiği kullarını sevmek de ...ıvasız, olması lazım. Ama fakat lakin siz de e, olmayacak. Ben çok seviyorum ama ben se çok seviyorum ama lakin ha, olmayacak. amasız, siz lakin siz fakat soracak. Hatta bir, böyle bir tartışma programında birisi böyle bir şey yani Arkadaş diyor uzatıp durma diyor. Yani ne söyleyeceksin diyor. Ama Amasız, lakinsiz, fakatsız söyle diyor ya. Bu böyledir diyebiliyor musun? Bilgisinden emin olan diyebiliyor. Bilgisinden emin olmayan, münafık olan, iki yüz olan diyemiyor. Efendim burada böyle yazıyor ama falan nerede böyle yazıyor filan yerde ama işte böyledir lakin de falan bir arkadaşım insan atıyordu ısır dedi. Adam ısırlar iyi dinler adamı dedi. Fakat dedi sen sözünü bitirdin sen ama velakinler söylediğine söylediğine bir vallattırlar. <laughs> Öyle anlatıyorlar. Bir de bir de şöyle bir tipler var. Hani birisi demiş ya geçmişte ee... Türkiye'ye demokrasi gelecekse onu da biz getiririz. Siz kim oluyorsunuz filan manasında. Yani büyükler sevilecekse onu da biz e, öğretebiliriz. Bizden öğrenmeniz lazım diye böyle yol kesiciler var. Hı -hı. E, maalesef bu zamanın sorunlarından birisi de bu. E, bir insan o zaman anlattıklarınızdan anladığım kadarıyla ona buna bakmaya gerek yok. Sevmek için zaten şeye de okula gitmeye de gerek yok. Kitap bir, var. He, kitap var yani. Dolayısıyla samimiysen Tamam. Kurtuldun yani. Mesele yok. Mesele yok yani. Mesele yok. Ona buna bakmaya da gerek yok. Ona yani. buna gerek. Onu bunu dinlemene de gerek yok. Dinlemene yok. Gerek yok. Sevgi işi yani. yani o kadar. De. Tabii konu konuyu açıyor da. Şeyde biz İmat Fokun'da okurken şimdi Konya, Hatay'a da yakın ya. E, Hatay şey itibariyle yani çoğunluğu Arapça konuşan. Arap kökenin çoğunluğu. Evet, öyle, öyle. Şimdi Konya'dan da birisi gitmiş orada. Yüzük oyunu işte bulanık bir su, su ...L'nin içerisinde yüzüğü koymuşlar. Bulan ve diyor. Kendileri Arapça ya. Buldum diyor yani. Buldum diyor. Bu Arapça bilmiyor. Ha diyor. Demek ki onun adı Vecetti diyor. <gülüyor> <gülüyor> Bula, şey buluyor. Ben de buldum mu Vecetti diyor. Halbuki Vecetti ben buldum demektir. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi alim hoca geçirenler. <laughs> ben de buldum Vecetti diyor. Tamam mı? Ya zaten yazılmış bu. Yani işler başkan oldu bir tanesi. Emekli oldu gitti bir. E, ee, sapın tekiydi. Ee, bana göre diyor kurban sünnet. Ya ben bunu böyle televizyonda şey yaparken çok özür dilerim ama kaba tabirle söyleyeyim. Çüş dedim ya. Ya bu kadar mı kibirli olur insan? Bu kadar mı düşman olur? Yani bu büyüklere. Ya zaten İmam Malik, İmam Şafi, İmam Ahmet bin Hanbel Hazretleri sünnet diyor kurbana. Bir tek İmam Asam İbani Hazretleri vacip buyuruyor. Hani bazıları diyor ki efendim tek kaynak Kur'an. İyi de Kur'an-ı Kerim'de keven har buyuruluyor. Kurban kes. Bir tek İmam e vacip diyor. Bir üstü üç sünnet diyor. E Farziyen yok. Farziyen yok. Ne olacak şimdi şemseri? Ahmaklık. Parayla mı? Allah Teala hidayet nasip etsin. Evet. Dolayısıyla efendim biz gayret edersek, birazcık gayret edersek Allah-u Teala fazlasını ihsan eder mi? Eder. Eder. Efendim ee... İlk dinleyicimiz dedi, sabahleyin dedi Şafii mezhebinde. Evet, e, konut duasını Hanefi mezhebindekiler vitir namazında, Şafii mezhebinde sabah farzını farzında okuyorlar. E Ben de okumuştum. Yani çoğunlukla da aynı şekilde o yapılıyor. Fakat dikkatim çekti. Yani e, konut duası okurken el açılır mı? Açılır diye yazıyor. Öyle dua yapılır diye yazıyor. Ama farz demiyor. Mesela şimdi Şafii mezhebinde olup da e, bu şekilde konut duası okurken elini açmadıysa hatırına gelir. E, benim namazım olmadı mı? Oldu. Çünkü e, dört mezhepte de o ibadetin farzları yapılmadıysa o ibadet olmaz. Sünnetleri terk edilmişse o ibadet yine sahih olur. Yani borç ödenmiş olur. Onu öyle söyleyelim efendim. Efendim e, son dinleyicimiz de e, dedi ki ha son dinleyicimizin Şöyle sualinden mi? başladık zaten onu uzun uzun e, orada anlattık. E, i̇lk dinleyicimizin suali de bu şekilde. Dolayısıyla biz ahir zamanda bulunuyoruz. Ahir zamanda bulunuyoruz... Kendimiz içinde, çoluğumuz çocuğumuz içinde, ahir zaman fitnelerinden ve e, bu zamanda din adamı geçinen, fakat e, çoğu e, çoğunluk maalesef din adamı kılığında din düşmanıdır. Vatandaş işte da Osmanlı'dan gelenek hala daha şey yapamadı, aydınlanamadı, yani göremedi onu. Din adamı diyor sarıklı sakallı diyor din düşmanı olmaz zannediyor. Ya sarık, sarıklı sakallı, masonlar vardı. Abdullah Mason da Cemalettin Efkani Mason da bunlar din adına konuşuyordu. Ve Musa Kazım Şeyhülislam'dı bu adam. Osmanlı Nusra İttihat Terakki... Mason'du bu adam. Dolayısıyla... Dolayısıyla... yayın adamı işte hala Amerika'da yaşıyor. Ha evet CIA'nin adamı. Ve din anlatıyordu. Sovyet Sosyalist Cumhuriyet Birliği komisyen komünistlerden aynı şekilde müftüler gönderdiler İslam dünyasında. Komünist müftü. Ya komünist müftü olmaz. Mason müftü olmaz. <laughs> Müftü müftüdür. Müslüman Müslümandır yani. Müslüman zaten komünist de olmaz. Mason da olmaz. Kapitalist de olmaz. Müslüman Müslümandır. allah Teala hepimizin anlayışını artırsın. Tamam. Ama dönüp dolaşıp eğer, e e biz Saadet-i Ebediye kitabını, hakikaten kitabın yayınladığı kitapları okursak bunların hiçbirisine dönüp bakmayız, kulak asmayız ve bunların sözlerine de itibar etmeyiz. Hocam bir dakikalık bir süremiz var. Bir dinleyicimiz diyor ki gusül abdesti alırken tam burnuma su çektim. Burnum kanadı. Çıktım duştan pamuk koydum. Biraz bekledim diyor. E, durunca diyor kan. E, tekrar duşa girdim. Ama diyor e, suyu tam çekmedim. Tekrar kanar diye. Gusül abdestim olmuş mudur? evet gusül test alırken çok açık net söylüyorum. İshal oldun. O anda boşaldı. Yahut da hani çok su içtin, çok çay içtin. Bilhassa çay böbrekleri hızlı çalıştırır. O anda idrar geldi, boşaldı. Gusül abdest alıyorsun bir yerin kesildi. Veya bu burnun e, kanadı. Burnun kanadı. İdrar, kayta, kan vücuttan aktığı zaman kusuru bozmaz ki. Abdesti bozar. Efendim o kusurla ben abde namaz kılamazsın. Namaz vakti gelince tekrar namaz bozuluyor vakti. çünkü. kan. ha, ha abdest, bozuluyor. Abdest, abdest, abdest bozuluyor. Abdest, ha, abdest, bozuluyor. E, diyenler abdest alman gerekir. Yoksa tekrar kusur almasına gerek yoktu onu tekrar kusulanmasına. Ama belki de şu açıdan çıkmıştır. Hani üstün bozuma da ben kanı dindireyim manası <laughs> Sonra tekrar girmiştir. Kaldığı yerden devam etse veya Canım. baştan başlasa gene olur. Evet olur. Hanefi mezhebinde olur. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz. Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız. İslam ve toplum